Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarım, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz muhasebe felsefesi ışığında mesleğimizin geleceği konulu seminerimize hoş geldiniz. Gecikmeden dolayı öncelikle özür dileriz. Turnuvayla aynı güne denk geldiği için bekletmek zorunda kaldık. Bununla ilgili ilk özürü ben dediğim, sonra başkanımız herhalde sizden bir özür diler muhakkak. Buyurun arkadaşlar. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sayın Dursun Ali Yaz'ın sunumlarında gerçekleştirecek olan bugünkü seminerimizde konuya dair kendilerinden ayrıntılı bilgi edineceğiz. Sunumu yapmak üzere sözü değerli meslektaşımıza vermeden önce bugünkü seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere başkanımız Hüseyin Halil'i kürsüye davet ediyorum. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Tesmer Yönetim Kurulu üyemizin de dediği gibi artık özür dilemezsem önce o dövecek zaten. Ama şaka bir yana hakikaten hepinizden bu gecikme için özür dilerim. Gerekçesi turnuva değil. Turnuvada planlanan saatin ve biraz bir saat kadar ileriye kayması dolayısıyla gecikme yaşandı. Ben bundan dolayı tüm arkadaşlarımdan özür diliyorum. Ayrıca aramızda Balıkesir Odası'ndan değerli meslektaşlarımız da var. Onlardan da ayrıca özür diliyorum. Tabii ilk seçilmiş oda başkanımız Sayın Yeminli Mali Müşavir Şahin Gencal da burada. Kendisinden de ayrıca özür diliyorum. Arkadaşlar bu semineri bir taraftan da ayağımızın tozuyla, yani 100. yıl dolayısıyla Yunanistan ve Bulgaristan ziyareti yaparak geldik. Ben aslında buraya girmeden önce kısaca oradan size izlenimlerimi aktarmak istiyorum. Önce Yunanistan'ı gezdik. Selanik Odası, Bursa Odası'nın protokolle kardeş odası bizim aynı zamanda. Onlarla bir araya geldik. Aynı zamanda Yunanistan TÜRMOB'u diyeyim, bizdeki karşılığı TÜRMOB Genel Başkanı da bu şeylerin toplantılardaydı. İkinci başkanı da. İzlenimim şu, figürleri tabii mesleki olarak benden büyük olanlarda kusuruma bakmasın. İşte dedim, bu Sayın Masum Türker. Birebir aynı arkadaşlar. İşte bu Sayın Yahya Arıkan. Birebir aynı. Ve aslında oradaki seçim ve değişim süreçlerini anlattılar. Şu anda seçilen oda başkanı, Selanik Oda Başkanı 3 dönemdir bu işi yapıyor. 9 yıldır, yani onlar da 3 yılmış. Bir önceki oda başkanı da oradaydı. Dedi ki, bu bırakmasaydı dedi, ben ölene kadar buraya seçilemezdim dedi. ve TÜRMOB'un bu dönemki başkanı da dedi ki, evet, ben artık buradan gidiyorum demedikçe beni kimse buradan gönderemez. Evet dedim, mesleki ve etik değerler olarak tam birbirine uyumluyuz komşular olarak. Döndük Bulgaristan'a geçtik, Filibe'de. Bizim kardeş odamız protokollerle beraber, protokolleri 2005 yılında o dönemki oda başkanımız Sayın Özcan Pamuk imzalamış. O protokollerden birer tane de kendilerine takdim ettik. Yine Bulgaristan TÜRMOB'un genel başkanı da oradaydı. Emin olun coğrafya birebir neredeyse figürleri, anlayışları, belki seçimi, her şeyi etkilemiş. Yok aslında birbirimizden farkımız. Hani coğrafya kaderdir mi derler, öyle bir şey derler. Bu bizim kaderimiz, anladım. Burada da çok fazla yapılabilecek bir şey yokmuş gibi görünüyor. Ama Atatürk'ün ayak bastığı, dünyaya gözlerini açtığı evi gördük. Ayak bastığı yerleri gezdik. Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunu sizler adına da hep birlikte orada yaşadık. Ben muhasebenin felsefesini de sabırsızlıkla duymak istiyorum. Bir meslektaşımız aracılığıyla bu konuda birlikte bilgileneceğimiz için de gerçekten sabırsızlanıyorum. Tekrar Balıkesirli meslektaşlarıma ve Sayın Şahin Gencal'a hoş geldiniz diyor. İyi bir seminer olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum.
Değerli başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi sunumunu yapmak üzere Sayın Dursun Ali Yaz'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Hepinize merhabalar. Gecikme için ben de özür diliyorum. Adet oldu. Evet, muhasebe felsefesi alanındaki Bursa'da birkaç sene önce Zoom'dan bir etkinlik yapmıştık. Ona benzer bir şey olacak ama tabii benim seminerlerim genelde dinleyicilere bağlı. Daha çok soru cevap üzerine yapmaya çalışıyorum. Sorular beni yönlendiriyor. Cümlemin bittiği zaman merak ettiğiniz, kafanıza takılan bir şey olursa siz beni yönlendirebilirsiniz. Bu şeyi seviyor bizim akademisyenler, bu tip şeyleri ya. Hocam, böyle bir şey yapmak zorunda kaldım. Bakayım ne var acaba? Şimdi muhasebe felsefesi tabii daha yeni yeni konuşulan bir şey Türkiye'de. Ama dünyada Aristoteles'in felsefenin temelleri atmasından sonra bakın işte bugün kullandığımız birçok şey maalesef Amerikan veya Anglo-Sakson kültürünü trafik işaretlerine kadar oturduğunuz koltuğun ölçüsüne kadar farkında olmasak da mesela 1873 yılında ilk defa hani benim ulaşabildiğim kaynaklar bunlar. Dünya muhasebenin felsefesine çalışmaya başlamış. 1902 yılında, 1912 yılında işte muhasebe felsefesi her birinin başlığı değil belki ama bugün kullandığımız veya sınavlarda hepimizin stajyerken geçtiği işte temel muhasebe kavramları dediğimiz, bilançonun yapısı dediğimiz, mal tablolar, kamu gözetim kurumu, ondan sonra ne var başka, BDDK falan, tek düzen hesap planı, bunların tamamı bu Anglo-Sakson kültür dediğimiz insanların çalışmalarıyla bizim de tercüme etmemizle kullandığımız bir sistem. O yüzden Cemil Meriç'in bir sözü vardır. Türk aydını batını fotokopi adasına doğmuştur diye. Nüt abi o devam ediyor. Yani 50 yıldır maalesef değişmedi. Arkasından muhasebe felsefesi alanındaki çalışmalar tabii o 1900'lü yılların özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika dünyadaki egemenliğini biraz daha pekiştiriyor ama Avrupa'da ben de varım diye bu alana çalışıyor. Ekonominin güçlü olduğu ülkelerde muhasebe ciddiye alınır. Muhasebenin ciddiye alındığı ülkelerde de bunun felsefesi de ciddiye alınır. En temel şöyle bir şey söyleyeyim. Bütün bilimler göz gibidir arkadaşlar. Kendi ilgilendiği alanda, tıp bilimi mesela hastalıkta, tedaviyle ilgili alanlarla ilgilenir. Hukuk bilimi insanların kendi aralarında veya kurumsal ilişkiler alanındaki ilişkileri düzenlemeye çalışır. Bilimler kendi alanındaki her şeyi görür ama göremediği bir tek şey vardır, gözün. Kendisini göremez. Her bilimin işte tıp biliminin tıp felsefesi olması veya hukuk biliminin 203 yıl oldu herhalde bu sene. 203. yıla girdik. Hegel'in hukuk felsefesini yazdığından beri. Hukuk fakülteleri 2. sınıfında okutulan derstir. Biz de daha yeni yeni konuşuyoruz. Çünkü kendimize yeni geldi. İşte 89'da 1568 kurul desek, 90-91 ilk genel kurullar, birbirimizi tanımak, işte ünvan nedir, meslek nedir, pozisyon nedir, mali müşavirlik nedir, yeminli mali müşavirlik nedir. Ben 2000 yılında serbest muhasebeci mali müşavir İngilizcesi nedir diye soran oda başkanı hatırlıyorum. Yani bilmiyorduk, şu anda bütün odaların altında yazıyor ama hani CPR'ın açılımı. Şu ana kadar okuduğunuz bütün muhasebe kitaplarını hayal edin. Kitapların içerisinde neler vardı? İşte muhasebe nasıl yapılır? Bilanço nasıl çıkarılır? Denetim nasıl yapılır, değil mi? Hayal ettiniz. Peki mesleğimizin dile getirilen üç temel sorun nedir? Angarya, şikayet ettiğim şeylerden birisi herhalde. Tahsilat, bir de haksız rekabet. Dikkat edin, muhasebe kitaplarının hiçbirisinde bunlardan bahsedilmez. Okulda üretilen kitaplarda olsun, değil mi? Veya sonrasında okuduğumuz muhasebeyle ilgili. Yani işin akademik kısmında bu konuşulmaz.
Çünkü biraz önce dediğim gibi hiçbir bilim kendisine gözdür, kendi alanını görür ama hiçbir göz kendisini göremez. Bunun için kendisini ayrılmalı, aynalaması lazım. Bu yüzden hukuk fakültelerinin ikinci sınıfında hukuk felsefesi dersi vardır. Aynı sorunlar hukukçularda da var. İşte Twitter'dan takip ediyorsanız belli meslek gruplarını, özellikle son geçen ay çok avukat biz artık ofisimizi kapatıyoruz, bu çekilmez hal aldı falan demiştir. Avukatlar işte ne bileyim işte avukatlar diyorum, doktorlar yurt dışına çıkıyorlar, çocuklar kaçırıyoruz onları. Onların da meslek kitaplarında bir insan nasıl hastalık teşhis edilir, nasıl tedavi edilir gibi mesleki teknik kitaplarında olmayan tüm sorunlarını çözecek şeyler tıp felsefesi alanında tartışılır. Bu muhasebe felsefesi kitabının da 40 tane çok ciddi danışmanı vardı. Bir tanesi Mehmet Bilgin Saydam. Hem tıp profesörü, aynı zamanda hekim, aynı zamanda tıp felsefecisi mesela. İşte hukuk felsefecisi olarak doçent doktor Sercan Gürler gibi. İşte hatta belki de isimleri vardır. Aşağıda neler var bakalım. Buraya gelmeyeyim. Dolayısıyla bizim 30 yıldır 5000 yıllık bir mesleğin, 30 yıldır bir ruhsata, bir yasa çerçevesine alınmış bir mesleğin 3 tane temel sorundan 30 yıldır konuşuyoruz. Ben ilk zamanlarda da aynıydı sorunlar. Ben 50 yaşına geldim hala aynı. Mesleğin felsefesiyle ilgilenmezsek, Allah'tan artık daha rahat kayıta alınıyor kamerayla mesela. 50 yıl sonra da aynı sorunların, hatta sorunlar çeşitlenerek, büyüyerek ve sayısı artarak konuşulacağı garanti verebilirim. Bunu ben söylemiyorum. Hani müneccimlik de değil bu. Uygarlık tarihi, insanlık tarihi yani okuduğunuz zaman bunu size veriyor. Gördüğünüz gibi mesela görüyorsunuz değil mi şu anda ekranda? Mesela birinci sırada bir Fransızın kitabı var. İkinci sırada Şiman Bulah var mesela. Dinamik bilanço teorisini geliştiriyor. 1919. Tabii bu bizim 1911'de başlayan Balkan Savaşı'yla özellikle 1922 Ağustos zaferine kadar çok kötü, yani canımızın derdinde, canımız burnumuzda olduğumuz, hatta maalesef bağımsızlık savaşı verdiğimiz dönemlere denk geldiği için bizim derdimiz başka. Hani parası olmayanın muhasebeyle bir işi olmaz, onun gibi düşünün. Birinci önceliğimiz ülkenin bölünmez bütünlüğü, işte düşman 22 tane ülke var falan. O dönem tabii ilgilenemedik, ondan sonra da ilgilenemedik. Ama şöyle oldu, mesela Atatürk'ün Alman hocaları getirmesiyle bu dinamik bilançonun öğrencilerinden, bu kitabı yazanlardan mesela Alfred Isaac İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini kurmuştu. Onun öğrencisi Feridun Özgür'dü. Onun öğrencisi Mustafa Aysan'dı. Hala sağdır, yaşıyor. 90 küsur yaşındadır. Onun öğrencisi Göksel Hoca, Göksel Yücel'di. Bu kitabın iki editöründen bir tanesidir. O da 2 sene önce emekli oldu. Onun öğrencisi Burcu Adil oldu. O da profesör oldu mesela. Hani oradaki o şu gördüğünüz bir satırlık, bir kitap, bir akıl, bir teori gibi gelişen şey. Bugün bizim hatta Bursa Odası'nda da bir iki etkinliği olmuştu Göksel Hoca'nın, hatırlarım. Oradaki o Avrupa'daki birikimler bir şekilde ufak da olsa bize akmıştı. Bu gördüğünüz kitap, tabii yukarıdaki bu makaleler insanlar çalıştıkça, dünyada ilk defa muhasebe felsefesi kitabı 1907 yılında yazılıyor. Ve ders olarak okutuluyor Kaliforniya Üniversitesi'nde. Biz bu kitabı çok geniş bir ekip olarak tercüme ettik. Geçen ay İstanbul Mali Müşavir Odası sağ olsunlar tercümesini çok güzel, ciddi bir şekilde bastı. Herhalde Kasım'ın ikinci haftası Şahin abi böyle bir sadece eğitmenleri çağırarak, 30'a yakın eğitmeni var ya, Turmapı mı, Tesmeri mi, Odanı mı tam bilmiyorum, kurumsal şeyler, ama onları davet ederek işte yönetim kurulu üyeleri öyle bir kendi aramızda bir tanıtımını yapacağız. Özel baskı. Ondan sonra da PDF'ini de internete koyacağız. Tabii bugünkü muhasebe düşüncesi 100 yıl önce nasılmış, sizler de onlara ulaşıp okuyabileceksiniz. Bu da dünyadaki son muhasebe felsefesi kitabı. Bakın burada kimlerle çalıştık? Oktay Güvenli rahmetli oldu biliyorsunuz. Yaşayan tek muhasebe tarihçisiydi. Şu anda muhasebe tarihiyle ilgilenen tek bir akademisyenimiz bile yok. Yani Oktay Hoca zamanda Osman Altuğ, Rüstem Hacı Rüstemoğlu gibi 3 isim bizim mesleğin hocalığı olarak çok korkunç para kazanmış insanlar ve bu kazandıklarının tamamını mesleğe aktarmış.
Mesela biz Orta Doğu muhasebe tarihine çalıştık 60-70 Ocak. 3 yıl Sayıştay bastı Türkçesini, İngilizcesini. Yani bugün şu binalardan birini satın alırdınız bizim o şeye harcadığımız parayla. Geçen Sakarya Odası'na 2 gün önce İlber Hoca'yı getirdik. İlber Ortaylı Şahin abi. Başkan dedi ki hocam bir de 10 senedir gelip gidiyorsunuz diye her geldiğinde arabanın modeli düşüyor dedi. Dedim en son Avrupalı olacağım bu kadar mesleğe para harcayınca şey bisikletle gelip gideceğim yakında. diğer birkaç hocayı andım burada. Şükranlanmak istediğim mesela Hamdi Aydın, Mehmet Bilgin saydığımı söyledi. Mesela felsefe hocası Durmuş Hoca var. Baksı Müzesi'nin kurucusu 2018'de Avrupa Müze Ödülü aldı. Hüsamettin Koçan'ın çok katkısı oldu kitaba. Saygın Eyüpgiller'in çok katkısı oldu. Hepsinin oldu ama bazıları çok şey yaptılar. Mesela Mehmet Fatih Doğrucan'ı da kaybettik. Kanser hastasıydı. Hem mantık felsefesi hem dil üzerine, Türkçe üzerine doktorası olan bir Türkologtu. Kitabın en kalbi, en benim beğendiğim yeri Sokratik Yöntem bölümüydü. O bölümü onun sayesinde yazmıştım pandemi zamanı 3 ay boyunca. O danışmanlık için İstanbul'a geliyordu. Her gün ben ona alıyordum, otele getiriyordum. Doktora yaptığı bir öğrencisi, yaptırdığı bir öğrencisi vardı, bir kız. Onu evinden alıp şeye getiriyordum, pandemi zamanıydı. Sabaha kadar onlar ders yaparken ben de yan öğrenme, çocuğun yan öğrenmesi gibi çalışıyordum ve 3 ay sonunda ona o metni verdim. Dedi sen buna mı çalıştın diye çok mutlu olmuştu. Buraya kadar sorusu olan var mı? Hani muhasebe felsefesi dünyada kim çalışmış, nasıl çalışmış diye buraya getirdim. Bundan sonra insanlığın düşünsel yolculuğuna girmeye çalışıyorum stajyerler var diye. Hani ben konuşurken yaparken seminerde ön tarafı hiç ciddiye almam. Açıkçası hani protokol oturduğu için burada ciddiye almam yani hani seminer anlamında. Sen de diyeceksin ki daha Balıkesir'den geldik seni dinlemeye nasıl ciddiye almayalım? Var mı sorusu olan ya 1907'de bunun kitabı mı yazılmış falan diye şaşkınlıklarınızı da dile getirebilirsiniz. Efektif disinik dediğiniz şey. Ben de motive olabilirim belki. Biraz o zaman şey sertleştireyim. Konuşmanın şeyi ateşi biraz artırayım. Dünyadaki bütün beyaz yakalı mesleklerde arkadaşlar 100 meslektaşın 3 tanesi çok başarılı olur. Hem mesleğinde başarılı olur, hem sosyal hayatında başarılı olur. Krem de la krem bir ortaya değer koyar. Bu bilimsel bir şey. Aslında bu %1 bu rakam da. Hani ben biraz %3 diyorum. Bazen üzülüyorlar. Mesela işte şu anda 4 kişi var burada. Saat tam 2'ye çeyrek kaladan beri bekliyor çocuklar. Mehmet gitmiş herhalde. Bir tane stajyerim. Aa bak aferin Mehmet burada. Ondan Şebnem miydi senin adın? Yeşim burada. İki kız daha burada maşallah. Mesela bu şeydir. Hemen bir göstergedir bu insanların mesleğinde. Tabii hayattır, şanstır. Hani şans fırsatla hazırlığın kesiştiğini ortaya çıkar. Hani çalışkan insanın şansa ihtiyacı yoktur der Avrupalılar. Doğrudur aslında ama bunu sürdürmek de bir mesele. Ama bütün dünyada böyledir. Mesleğin felsefesiyle yani hukuk felsefecilerine bakın dünyada ya da tıp ya da Türkiye'de bile Türkiye'de bir muhasebe felsefesi yok zaten. İlgilenen insanlar hem maddi hem manevi olarak çok başarılı insanlardır. Ama mesleğin onlar da %3'ü hadi bilemedim 5'i olsun hani biraz daha motive etme bakımından. O yüzden odalara gittiğimde şey olur. Ya hocam işte 1000 üyemiz var ama işte 50 kişi geldi falan. 50 kişi korkunç bir rakamdır 1000'de. Yani 1000 oda üyesi varsa yani şu rakam çok büyük bir rakamdır. O yüzden gerek başkanımız olsun bazen üzülüyorlar böyle. Şahin abi sen de üzüldün birazcık. Bu gayet normal. 12 kişiyi geçmemeli bu ekip. Yani altının altına düşmemeli, 12'yi geçmemeli. Verimli olması için. Biraz zor bir şey. Immanuel Kant bu saf aklın eleştirisini çalışırken yıllarca arkadaşlarla görüşememiş. Demişler ya işte neredesin falan hani özledik de diyor ki 3 ay sonra diyor Berlin'de bir kitap şeyi var, fuarı var. Bitirmek üzereyim ben de kitabı oraya yetiştireceğim orada görüşürüz diyor arkadaşlarına. 10 yıl sürüyor o çalışmayı bitirmesi. Ve bazıları diyor ki ya biz bu işte muhasebe felsefesine bağladığını düşün. Bunu pek anlayamadık hani şey diyor. O da
daha özet bir kitap hazırlayıp ekranda gördüğünüz gibi, ya diyor, bunda eğer bu özeti de anlamadıysanız diyor, üzülmeyin diyor, hayatta çok daha güzel şeyler var, gidin futbol oynayın işte, denize girin falan, hani şezlongda uzanın. Yani bu tırnak içinde söylüyorum, özel insanların keyif alanı, herkesten bunu beklemezsin. Avrupa bunu ayırmış ve formülüze etmiş, kalan %97'lik kesime pop diyor. Pop halk demek. Pop kültür oradan gelir. Yani herkesin Beethoven'dan keyif almasını ya da Itri'den keyif almasını bekleyemezsiniz. Bekleyemezsiniz değil, beklememeniz gerekiyor. Beklerseniz çünkü hayal kırıklığına uğrarsınız zaten. Biz bir bilim dalının mesleğini icra ediyoruz. O yüzden hep avukatlarla, kitabın içinde de çok yoğun bir şekilde, o yüzden hukuk felsefecilerinden çok ders aldım, destek aldım ve tıp felsefecilerinden. Bilimler acımasızdır. Yani muhasebe bilimi de acımasızdır. Yani siz kar zarar rakamını görmeyebilirsiniz, okumayabilirsiniz. Görmezden gelebilirsiniz. Geri kalmış toplumların temel özelliğidir bu. Yani sen 100 yıl uğraşırsın, 400 bin kilometre uzaktaki Ay'a gidersin. Gidip gelirken bunu kamerayla ve ses kaydıyla çekersin ve şu anda bu YouTube'da vardır bu yayın. Ama çıkar birisi der ki, hayır kardeşim dünya düzdür der. Hani gelirken de videodan gözüküyor dünya yuvarlak olduğu, neyse. Ben öyle inanıyorum der, biter iş. Ona bir şey anlatamazsınız. Hocam çok özür dilerim. Ha, buyurun. Bize şu ana kadar dinlediklerin ben hareketli. Muhasebe felsefesi ne demek acaba? Tam biraz açıklayabilir misin hocam? Hakikaten anlayamadım. Evliya gibi adam ya. Vallahi billahi ya. Tabloya baktım ama. Efendim? Tabloya baktım ama herhalde onu toparlayamadım. Evet. Sen muhasebe felsefesini mi sordun? Evet. Felsefeyi mi? Muhasebe felsefesi. Muhasebe felsefesi, tamam. Çünkü ben hayatımda hiç felsefe okumadım hocam. Okullarda okutmadılar. Ben de merak sarmamıştım. Evet. İnşallah. Şimdi sorduğunuz soru çok güzel, çok derin bir soru aslında. Tanım için eskiden hani bir tanım yap demek istiyorsunuz. Eskiler tanım için efradına cami, ayarına mani olmalıdır der. Efrat ferttir, aile fertlerini bir araya toplamalı, o tanımın içine girecek. Ayar da gayrimenkul falan deriz ya, o yabancıları da dışarıda bırakmalı. Ve bu kolay değil. Bir kimlik kontrolü gerekir. Hani benim tanımımla sizin tanımınız farklı. Dünyanın tanımı da farklı olabilir. Ondan önce mesela ne demek istiyorum? Şöyle bir şey göstereyim. Mesela şu soru dünyada muhasebe literatüründe hiç sorulmadı. Bak burada muhasebe hocamızımız da var, sağ olsunlar. Şevdem Hoca geldi. Muhasebe bilimi kaça ayrılır sorusu dünyada hiçbir akademisyen tarafından sorulmadı. Ya da gece uykusuna sordu, cevaplamadı şansa. Bunu ilk defa bir Türk akademisyen grubu diyelim, kitabın içindekiler sordu. İşte aklınıza şey gelmesin, yönetim muhasebesi, işte maliyet muhasebesi. Bunlar muhasebe uygulamalarının kaça ayrıldığını gösteriyor. Muhasebe bilimi. Bakın muhasebe bilimi ikiye ayrıldı. İşte burada hani bu çalışmanın tanım dedik ya, geleceğiz oraya. Hani ne kadar farklı oluyor. Ondan sonra işte... Bakın muhasebe felsefesini üçe ayırdık. O 40 tane ögeyi bunların içerisine dağıttık. Peki dediğiniz gibi acaba muhasebe bilimi ve muhasebe felsefesi nedir? Okumak ister misiniz son paragrafı? Sesli olarak okumak ister misiniz son? Sesiniz de iyi çünkü de. Bir hesaplaşma bilimi olan muhasebe bizzat kendisiyle hesaplaşıp muhasebeyi varlık testine tabi tutmaz. Kendisini geleceğe taşıyacak soyut fonksiyonlarla ilgilenmez. Teknolojik gelişmelerin muhasebe süreçlerini kağıttan dijital ortama savurmasını veya 10 yıl sonra muhasebe uygulamalarının bir algoritmalar zincirinden ibaret olacağını dert etmez. Bir finansal olayın suç unsuru taşıyıp taşımadığını sorgulamaz. Düşük ücret ve haksız rekabet koşulları içinde muhasebe hizmeti verilmesini, kamu kurumlarının angariyeye dönüşen taleplerini duymaz. Firmaların ihracat gücünü arttırmak için nasıl bir sisteme ihtiyaç duyulduğu gibi nice soru ve sorunlar muhasebe biliminin ilgi alanına girmez.
İşte tüm bunlar ve daha fazlasıyla ilgilenen disipline muhasebe felsefesi diyoruz. Yani cevapları da, sorunuzun cevaplarından bir tanesi. Daha birçok cevap var tabii kitapta ama hani başını sonunu ortası terim diyoruz ya, terim, kavram, terim dediğimiz şey nereden geliyor? Terminal oradan gelir. Yani son noktası ve baş noktası neresi bir şeyin terim dediğimiz şey, ucu başı, ucu sonu belli olan. Bir bilimsel mesleğin bilimden de esinlenerek, öğrenerek, doktorluk gibi efendime söyleyeyim, muhasebecilik gibi yapılan bir mesleğin akademik tarafının ilgilenmediği sorunlarla ilgilenen tarafına muhasebe, o bilimin felsefesi diyoruz. Mesela angaryayı nasıl çözeceğiz? Buna hiçbir muhasebe profesörü şey yapmıyor çünkü. Çalışmaz. Onun alanına girmiyor. Görmez o. Göz kendini göremez çünkü. Yani dünyada ilk hukuk felsefesinin çıkışını söyleyeyim size. Yani modern hukuk felsefesinin diyelim. 1800'lerde kitapta var örnek. 19. yüzyılın sonlarında bir tane çocuk, anne babası harçlık vermiyor. Çok zengin anne babası. Bu da anne babasını öldürüyor. Hapse giriyor. Diyor ki hapse girmekte sorun yok. Tamam, başıma ne geleceğini biliyorum. Sadece ben diyor miras istiyorum diyor. Hakim, savcı işte oturup bakıyorlar. Miras intikalini engelleyen bir hüküm yok yasalarda. Ama diyorlar ki biz bu çocuğa mirası verirsek herkes birbirini öldürür. Böyle gıcık tipler gider hapishanede, ben rahat yaşayacağım diyor mesela. O zaman ne yapmamız lazım? Yasalar bize yetmiyor diyor. Diyorlar ki hukukun bir felsefesi olması lazım. Yoksa bizim kapıda yasa fakültesi yazardı, kanun fakültesi yazardı, hukuk fakültesi yazdığına göre. Diyor ki hukukun ilkesi olması lazım, bir felsefesi olması lazım. Buna bir ilke geliştirelim diyorlar. Hukuk felsefesi dünyada binlerce yıldır oluyor olmasına rağmen, Hammurabi kanunlarına başlayan, işte Doğru Müzesi'nde var orijinali, veya Hegel'in 200-300 yıl önce bunun kitabını yazmış olmasına rağmen, 200-300 yıldır ders olarak okutulmasına rağmen korkunç bir cümle kuruyorlar ve hukuk tarihi değişiyor. Diyorlar ki hiçbir suçlu işlediği suçtan dolayı menfaat elde edemez. Hukuk felsefesinin özü, damatılmış yeri burasıdır. Buna rağmen hala hukukçular kendi aralarında bir sürü sorunlar yaşıyorlar. Tahsilat sorunu yaşıyorlar. Onlar da muhtemelen angarya sorunu yaşıyorlar. Haksız rekabet. Zaten felsefe problemle ilgilenir. Problemin bittiği yerde zaten felsefe olmaz. Oranın da tek olmadığı yer mezarlıklardır. Yani yaşamın içerisinde vardır bu. Bakalım sizin şeyinizle ilgili daha şeyler var mutlaka. Mesela muhasebe felsefesi nasıl bir şeymiş? Benim yaptığım bir iki tanım var. Muhasebe bilimi eskiler bilir. Eski tüccarlar mı diyeyim, Anadolu'dan işte çıkarıp öğrendiğimiz cümlelerden birisidir. Muhasebe bilimi kapıyı, kasayı ve kantarı korumayı öğütler. Çok güzel bir tanımdır, çok güzel bir özettir. Mezopotamya kültürünün bize mirasıdır bunlar aslında. Felsefe bilimi ise merakı, hayreti ve şüpheyi korumayı öğütler. Yaklaşık Hint'ten başlarsak belki 3000 yıldır. Muhasebe ise o tarihten beri mali olaylarla, felsefe kavramsal olgularla ilgilenir. Dün biraz farklı bir stajyer yoğundu Bandırma Odası'nda, farklı bir şey yapmıştık. Kavram mesela buradakini açıp seminer bitmişti, dikkat edersen değil mi Yusuf? Muhasebe felsefesi ise finansal olgulara kavramsal açıdan yaklaşır. Dünkü öğrencilere konuştuğumdan bir örnek vereyim. Burada en az benim gibi 30 yıllık muhasebeciler var değil mi, işini yapan. Mesela büyük defter ne demek, ne anlamamız lazım? Ben hiç bilmediğimi düşünün, şu arkadaşlar gibi stajyerim. Basit bir şey soruyorum. Abi sen cevap verebilir misin? Sen. En yaşlı sensin o bölgede, kusura bakmayın. Büyük defter deyince ben ilk defa girdim bu odadan içeri. Lisede okuyorum, genç delikanlıyım. Ya odayı gördüm, bir sorayım, kapıda da seni gördüm. Sen de varsın değil mi 30 yıllık muhasebeci? Büyük defter deyince bana, hiç bilmeyen bir çocuğa ne cevap verirsin? Yani daha kısa, günlük Türkçe'ye motomot karşılığı ne dersin? Boyutları büyük. Yani büyük defter dersin. Başka bir cevap veren var mı? Cevabı olan var mı? Başkanım sen dahil. Bayılıyorum ben başkanları rencide ettiğin topluluk önünde.
Büyük deftere başka bir cevabı olan var mı? Bak çok basit bir şey soruyorum. Felsefe, muhasebe felsefesi nedir dediniz ya. Müsaadenizle bitireyim. Finansal olgulara kavramsal açıdan yaklaşır. Bak dört tane kelimeyi bir örnekle açmaya çalışıyorum size. Var mı sizin mesela cevabınız? Büyük defter deyince ne cevap verirsiniz? Nedir abi büyük defter? Sordum. Bu kadar değil mi? Benim cevabım... Buyurun. Başkan zorluyor. Bir dakika. Sessiz olun. Evet. Buyur. İhtiyacı yok mikrofona maşallah ama... Yani... İçinde her şeyin olduğu defterdir. Evet. Evet. Her şeyi derleyip bakın, toplayan büyük defter. Kaç tane stajyer var? El kaldırsın bakalım. 4 tane. Buyurun. Evet, hepimiz ağaç kovuğunda yetişmedik. Anladım, teşekkür ederim. Duydu değil mi herkes meslektaşımızı? Hala sizin soruyu cevaplıyorum. Bu arada zaten amacımız da muhasebe felsefesi. Yani. Mesleğin geleceğini konuşuyoruz. Kırıp dökmeden nasıl cümle kurabilirim? Bu kadar da beklemiyordum da. Hepimizi birileri yetiştirdi. Yani biz kendi kendimize buraya gelmedik. Hepimizin ustaları vardı, üstadları vardı. Yani bize belki de binlerce yıllık bir miras devrederek biz muhasebeci olduk. Bu diğer marangoz için bile geçerlidir. Fakat mesleğimizdeki çok basic diyebileceğimiz, çok bilinen, ortalıkta olan kebir defterine büyük defter demek, işte borcu buraya yazar, alacağı buraya yazar demek dışında bak, akademik taraf dışında bir cevap bulamıyoruz. İşin felsefesiyle ilgilendiğiniz zaman ne demek biliyor musunuz? Kebir kibardan geliyor. Saygın demek ki o günkü anlamı. Saygın defter. Bir işletmenin, bir ülkenin, bir devletin en saygın defteri kebir defteri demek. O yüzden kutsal defter. O defteri işleyen kişiler kutsal. Mesela Katip Çelebi. Değil mi? Osmanlı tarihinin dört büyük reformistinden bir tanesi. Muhasebe reformistinden bir tanesi. Mesela Tarıncı Ahmet Paşa dünyadaki ilk denk bütçeyi yapan birisi. İstanbul adasına 20 yıldır söylüyorum herifin mezarını bir müze yapalım, yalandan bir şey yapalım diye. Bir şey yapmıyor ki. Yani anlatamıyorsun ki. Anlatabildim mi? Katip ne demek? Melek demek. Şimdi kız çocuklarına melek ismini verdiğimiz için anlayamıyoruz. Niye? Kavramlarla haşır neşir olmadığımız için büyük defter diye geçiyoruz. Sen mesleğinde kullandığın en önemli ve asıl anlamı saygın olan defterin anlamını bilmezsen senin piyasada Bursa ekonomisinin içinde, sanayicinin içinde, tüccarın içinde saygınlığın olabilir mi? Olamaz ki. Sen de kullandığın en temel basic defterin anlamını bilmiyorsun. Neden? Mesleğin felsefesiyle ilgilenmiyorsun. Neden mesleğin tarihiyle ilgilenmiyorsun? Tek bir tarihçin vardı, öldü. 1200 tane iktisat, işletme, finans hocası var. Doktorundan profesörüne. Bir kişi bu alana el atmıyor. Siz birisine sorsanız, annen kim deseniz, baban kim deseniz, tanımıyorum, adını bilmiyorum, deden kim bilmiyorum deseniz, o insanın sosyal kişiliğini ciddiye alır mısınız? Almıyorsunuz. Almazsınız değil mi? Ama dünyada ilk çift taraflı kayıt yöntemini Abdullah Ali, yani diğer ismi Şems-i Tebrizi yazdı. Fakat bizim turma programının ismi Luca. Nereden geliyor? Fransızken Venedikli bir papazın ismi. Luca Pacioli'den geliyor. Niye? Bu muzaf denilen bu çift taraflı kayıt yöntemini dünyada ilk kez o adamı bulduğunu zannediyoruz. Niye? Muhasebe tarihiyle ilgilenmediğimiz için. Eskiden bilgi öyleydi. Bu bilgi değişti. Ondan 185 yıl önce ilhamlı bir muhasebeci buluyor. Osmanlı'da aynı sistemi alıyor. Selçuklu'dan sonra devam ettiriyor falan. Anlatabildim mi kavramsal şeyle ilgili? Bunun gibi binlerce sorun. Angarya'nın ne olduğunu buyurun. Gerçek açıklama bu. Etimolojiyle, bağlantısıyla size sebebini söylemeye çalıştım. Gerçek açıklama bu. Nasıl bir şey bekliyordun abi? Ortaya şey mi? Anladım, teşekkür ederim. Bir tanesi dedim. Şöyle göstereyim. Güzel bir soru. Geri mi gidiyor, ileri mi gidiyor bu? Geri çok gidiyor. Özür dileyerek araya bir şey söyleyebilir miyim? Bu vergi denetimciler şimdi benim.
Vergi denetimde şey istemiyorlar ya artık, defteri kebiri istemiyorlar ya. Orada da saygınlığımız mı kalmadı demek istiyorlar acaba? Dedik ya az önce. Yok, bütün veriler elinde var. Onunla alakası yok. İsminiz neydi? Üstad Kadir Bey. Ali mi? Ha pardon, duymayayım ya, bir uyduruyorum bak, kulak açılmadı da. Burada ben mi görüyorum? Kavramlar nerede burada? Bakın 6. sırada sol tarafta Ali Bey. Yine bir Allah'tan canlı falan yayınlanmadığı için rahat konuşabilirim. Dünyada ilk kez muhasebe felsefesi üçe ayrıldı. Muhasebe ontolojisi, muhasebe epistemolojisi ve muhasebe aksiyolojisi diye. Bakın muhasebe ontolojisini oluşturan, bunların tamamı 40 tane dikkat ederseniz, muhasebe biliminin 40 ögesiydi. Altıncısı kavramlar. Yani kavram olmadan şey yapamıyorsunuz. O yüzden hani etimolojim dediniz, siz mi uyduruyorsunuz gibi uyduruyorsun derken siz mi bağlıyorsunuz gibisinden sordunuz. Güzel bir soruydu. Orada zaten bütün damıtık bilgiler var aslında. Mesela katip demek melek dedim ya. Devamındaki ismi de Katip Çelebi. Yani o tarafa girmek istemiyorum. Daha çok gençlere uygun olacak bir şey bu aslında. Çelebi ne demek? Katip olmanın şartları var mesela 4 tane. Şuurla iş yaparsınız diyor eskiler. Yani uzmanlık işini bilgiyle yapmanız gerekir diyor. O yüzden mesela biz sürekli eğitim, düzenli eğitim, zorunlu eğitim mi ne var ya, turmapın şeyleri. Keyfinden çıkmıyor. Hayat seni oraya itiyor zaten. Orada da varmış. İşte yazdığı silinmez mesela. Yanlış yazmaz. Ben de mali müşavirlik yapıyorum. Ofisim var. Hani oradan çalışıp geçinip bu tarafa harcıyoruz. Siz veya ben dahil yani müşterilerimizin satışların tamamının gerçek olduğunu iddia edebilir miyiz? Veya satış açıktan satış yaptığı zaman ben senin defterini tutmam diyen var mı aramızda? Ben diyemiyorum öyle bir şey. Var mı? O zaman katip olmuyorsunuz. 4 şarttan bir tanesini yapmadınız. Yani saygın birisi olmuyorsunuz. Bak, kiramen katibin melekleri vardır. Aynı şey. Kutsal bir şey yazan demek. Yazdığı silinmeyen, yanlış yazmayan demek. Oradan geliyor. Aynı isimden geliyor. Bir de diğer tarafta Ali Bey, Çelebi tarafı var. Çelebi ne demek? Calaptan geliyor. O da kutsal bir isim. Tanrı demek Öztürkçe. Aynı zamanda beyefendi demek. İngilizcesi gentleman demek. Onun da şartları var. Adab-ı muaşeret. İşte nasıl? İşte bugün odada böyle işte Gelidays başkanı gelince ne yapıyorsun? Hepimiz bir takım elbise giyiyoruz falan. Yani en temel, en basic anlamda. İşte vergi dairesine giderken hem odamızı hem mesleğimizi biraz temsil ettiğimiz için, kendimizin dışında bir kurumu temsil ettiğimiz için daha çok dikkat ediyoruz kendimize. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani çok uzat, oraya girersem konu dünkü konu gibi böyle daha basic bir şey olur gibime geldi de o yüzden. Yeterli oldu mu? Çok ikna olmadım ben açıkçası. Şöyle söyleyeyim. Tabii canım ya. Hoca biraz fazla okuduğu için kitabı. Yani kavramların oturması için biraz zamana gidiyor. Yani buraya gelirken bir ön yargım vardı açıkçası. Yani muhasebe... Neydi ya muhasebenin de felsefesi mi olur dediniz değil mi? Evet, biz bir teknik iş yaptığımızı düşünüyoruz aslına bakarsanız. Daha çok teknik bir iş. Evet. Yaptığımızı düşündüğümüz için o ön yargılarımı bir kenara bırakmak istiyorum ama... Yani öncelikli olarak Ayhan'ın felsefe, muhasebe felsefesi sorusunu orada yer yer muhasebe bilimi ve felsefesi diye aynı başlık altında topluyorsunuz. Muhasebe bilimi, muhasebe felsefesini çok daha açık bir şekilde tanımlayabilir misiniz? Muhasebe bilimini mi? Evet. Muhasebe bilimi nedir? Muhasebe felsefesi nedir? Arasındaki ilişkiler nelerdir? Yoksa ikisini aynı başlık altında mı anlatmaya çalışıyorsunuz? Biraz önce örnekler verdim. Belki sunumun sonunda tekrar sorarsınız. Böyle eksik kalan yerlerini belki öyle tamamlayabiliriz. Öyle yapalım mı? Tamam. Biraz daha başa geleyim o zaman. Bu geri mi gidiyor şu anda? İleri gidiyormuş. Evet. Felsefe nedir, hayat nedir, bilim nedir? Binlerce yıldır
Ali Bey hep insanların sordukları sorular. Bu sorular ilk yazılı kaynaklarla ele alınıyor. Sümerlerle başlıyor. Yaklaşık günümüzden 5-6 bin yıl önce. Fenikelileri, işte Akatları, Mısırları, Babilleri hepsini dolaşıyor. Bunlar hep birbirini bugünkü tabirle fethetmiş ülkeler diyelim. Asurlar, işte bugünkü Suriyeliler. Asur, Suriye dediğimiz. Hintliler çok büyük hamleler yapıyor. İnsanlığın niye doğduk, niye geldik, niye ölüyoruz, nereye gidiyor ölenler falan gibi. Depremler niye oluyor, nasıl oluyor? İnsan birdenbire canlıyken birden nasıl hastalanıyor gibi. Bizi ilgilendiren, yani çok tabii uzatamayacağım, kısa geçmeye çalışıyorum. Dediği gibi hocamın kitapta bu bölüm mesela 125 sayfa okuyacaksınız, daha şey olacak. Muhtemelen 15 saatlik bir okumayı size damıtmaya çalışıyorum. Kitabın içine yeni girdim, daha öyle söyleyeyim, sorularınız oradan geldiği için. Hepimizin bildiği Miletli Thales milattan önce 700'lü yıllarda bu sorulara ilk defa bilimsel cevap verdiği için dünyada bilimin merkezi kabul ediliyor Milet. Bütün dünyanın gelişmiş üniversiteleri akademik yıl açılışını düzenli orada yaparlar. Onun öğrencisi Anaximandros, yine duymuşsunuzdur, dünyada ilk bilimsel kongreyi yapan kişi kabul ediliyor falan. Hemen burada Aydın'ın Didim ilçesinde olan bir olaydan bahsediyorum. Anadolu bu anlamda çok zengin bir şeye sahip. Mısır'la işte Atina'yla, yani 300'e yakın kent devleti var. Onlardaki bilim insanlarıyla haşır neşirler, sürekli irtibat halindeler. Ve muazzam bir dönüşüm oluyor ve o tarihte her şey nedir sorusu soruluyordu. Yani ölüm nedir, insan nedir, canlı nedir, nedir sorusuna verebileceği kapalı bir soru olduğu için verebileceğiniz cevap hep belliydi. Fakat korkunç bir şey oluyor. Milattan önce 400'de Sokrates diye bir adam çıkıyor. O yüzden dünyada bir felsefe konuştuğun zaman Sokrates'le başlatıyorsun. Bütün bu biraz önce ekranda gördüğünüz binlerce yıllık insanlığın düşünsel birikimlerini, ki işte Vedalar vardır Hintlerin, 4 tane, bir tanesi günümüze ulaşmıştır. Bunlar dahil tüm bu çalışmaları alıyor, bir kazanın içerisine atıyor, bunları pişiriyor ve buna 2 tane musluk takıyor. Bugün Platon dediğimiz, Platonik aşk oradan gelir. Biraz böyle hoppa, biraz işte uhrevi hayata bakan, biraz ya idare et işte, ya başım ağrıyor ama idare et, geçer falan diyebileceğimiz bir tarza sahip. Aristoteles, Platon benim için azizdir ama hakikat daha azizdir diyerek ayrı bir musluk açarak biraz daha bugünkü seküler anlamda bir bilim geliştirerek dünyada ilk defa felsefe bilimini kuruyor. Üçe ayırıyor bunu: fizika, lojika ve etika diye. Dikkat edeceğiniz yer, size dikkatinizi çekmek istediğim yer, etikanın altında, etiğin altındaki iktisat bölümüdür. Üçüncü sırada. Ve Aristoteles sadece niçin sorusunu sorabiliyor ve onun ardılları. Tabi burada 3 tane isimden bahsettik ama binlerce düşünür var. Bakın, Aristoteles'e kadar insanlık merak ettiği her şey bu nedir? Deprem oluyor, bu nedir diye soruyordu. İlk defa niçin deprem oluyor? Niçin fırtınalar kopuyor? Niçin ölüyoruz sorusu sorulmaya başlanıyor. Aristoteles bu düzeni milattan önce 382'de kuruyor. Milattan önce, İsa'dan önce. Sorularınızı da yönlendiriz. Çok şey yapmayayım. Bakın, 1687 yılında tam 2000 yıl boyunca insanlık problemleri niçin sorusuyla çözerken Newton diye bir adam çıkıyor ki genel kabul gördüğü üzere o yüzden dünyanın en meşhur, en kıymetli bilim insanı olarak kabul edilir. İlk defa nasıl sorusunu soruyor. Hani biz hep elmanın düşüşünü falan biliriz ya, 40 yıldır aynı soruyu soruyorum diyor çünkü. Bu nasıl düşüyor? Yer çekimini buldu gibi. Ve ondan sonra bilim ve bilimsel bilgi aşırı bir şekilde artmaya başlıyor. Bugün bildiğimiz manada modern üniversitelerin Humboldt'la başlar Almanya'da falan ama bugün bildiğimiz manada ilk kez Adam Smith diye bir adam çıkıyor, iktisat bilimini temellendiriyor. Ne hocasıydı bu? Felsefe hocasıydı, etik hocasıydı, ahlak hocasıydı. Bütün mesele bir ekonomideki katma değerin, üretilenin, yani Türkiye'de 900 milyar dolarlık üretimin dağıtılmasıdır çünkü.
iktisat bilimi çıkıyor ilk defa ortaya. 1776'da bu yazdığı kitapla. Şu ana kadar ne demişiz? 2019 yılı itibariyle 257 adet bilim var. Akademiler kurulup felsefenin içerisindeki iktisat bilimi içindeki bilgi miktarı artmaya başlayınca burada bir kural getiriyorlar. Diyorlar ki bir insanın ömrü boyunca öğrenebileceği bilgiden fazlası olursa o bilim bölünsün kendi içinde. Ve 1850'lerde işletme bilimi çıkıyor iktisadın içinden. Bakın felsefenin içinde iktisat çıkıyor. Diğerleri de çıkıyor. Edebiyat bilimi çıkıyor. Bu tarihlerde hepsi. Yani edebiyat diye bir bilim dalı yok. Tarih diye bir bilim dalı yok. Fizik diye bir Newton dediğimiz adam, bir önceki sayfada 1687'de bahsettiğimiz kişi, doğa bilimcisi. Fizikçi değil. Biz fizikçi diyoruz ona. Ve 1876 yılında ilk defa muhasebe bir bilim dalı oluyor. Bir şirketin ya da bir devletin mali olaylarını kaydeden, sınıflandıran, raporlayan, şimdi tanım biraz daha değişti, işte denetleyen içine beşinci fonksiyonu girdi değil mi herhalde? Zaten tanımlar, kavramlar değişmez ise ona dogma diyoruz, ona din diyoruz, ona başka bir şey. Bilim her gün kendini yeniler. Yani cep telefonunun her versiyon değişikliği o bilimin kendisini yenilemesi demek. Yoksa şu anda hala mağarada yaşıyorduk, dumanla haberleşiyorduk ama görüntülü konuşuyoruz. Bilim kendisini yenileyip reddettiği için. Ve 1907'de biraz önce yaptım. Muhasebe felsefesi hayatımıza geliyor. Muhasebedeki var olan problemleri mantık bilimi çerçevesinde yapılan tüm tartışmalara biz muhasebe felsefesi diyoruz. Özet olarak, tanım olarak. Bu tanım sizin için yeterli oldu mu Üstad? Teşekkür ederim. Burada oturup Ankara'yı nasıl çözeriz diye tartışabiliriz kendi aramızda. Yönetimde veya ofislerde veya evde veya kahvede. Bu mesela muhasebenin felsefesi olmaz. Tek bir kural gerekiyor. Aristoteles'in kurduğu o mantık, P eşittir Q ile başlayan mantık var ya, hani insanlar ölümlüdür, ikinci aşaması, her insan ölümlüdür, o zaman ben de insanım, ölümlüyüm. Mantık zinciri var ya, ondan sonra. Bu zincirle diyor, çalışma yaparsanız, sorunlara eğilirseniz, bu yaptığınız faaliyetin adı muhasebe felsefesi. Hukukla ilgili problemleri tartışırsanız bunun adı hukuk felsefesi olur diyor. Buraya kadar sorunuz var mı? Buyurun. Arkadaşlarımdan özür diliyorum. Yani bir ikili konuşma gibi oluyor ama benim kafama bazı şeyler oturmuyor. Sanki mesela felsefe bilimi diye bir şey, bir kavram kullanıyorsunuz. Felsefe bilimi diye bir kavram var mı? Gerçekten de akademik hayatta kullanılıyor mu böyle bir kavram? Sizce yok mu? Onu mu demek istiyorsunuz? Evet, tabii ki yok. Bilim vardır, felsefe vardır. Felsefe başka bir şeydir, bilim başka bir şeydir. Doğru, bu fikirler de var. Haklısınız. Mesela kitaptaki danışman hocalarımızdan 2-3 tane felsefe hocası var. Felsefe profesörü. Tartışmalarımızda felsefe diye bir bilim dalı yok dedi. Yoksa yok. Onun görüşü. Bu tip kitaplar, bu tip felsefe kitapları olabilir. Para kitabı mesela. 11 bin yıllık insanlık yolculuğunu inceleyen kitaplar. Çalışmaların tamamı Ali Bey. İki esasla yazılır. İki pencereden yazılır. Bir indirgemecidir. İndirgemecidir. İki de dığlı dili kesinmiş gibi yazılır. Başka türlü baş edemezsiniz. Mesela siz felsefe yoktur diyebilirsiniz. Doğru. Bu yön felsefe, pardon, bilim dalı değildir dersiniz. Bu doğrudur. Bu yönde fikirleri olan işte yani felsefe profesörü. Çok pardon. Şimdi Thales'in milattan önce 700 yılında bilimi başlattığını söylediniz ama şimdi yanılmıyorsam Nietzsche Yunanların trajik çağında felsefe adlı kitabında Thales'in her şey suyla başlamıştır söylemini felsefenin başlangıcı olarak kabul eder ve o şekilde götürür. Bilim, evet, Newton tartışılabilir. Newton'la birlikte bir bilim başlıyor diyebiliriz o modern anlamda ama Thales'in, şimdi bir felsefe bilimi deyince Thales'i de o bilimin içine almış oldunuz. Dolayısıyla antik felsefe birden antik bilim haline dönüşmüş oldu. Benim yani burada kavram karmaşam iyice artmış oldu. Kafanın karışmasına gerek yok. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın bu tip çalışmaların tamamı dünyada bir indirgemecidir, iki genellemecidir. Bu genelleme cümlelerini kullanmazsanız herhangi bir şey anlatamazsınız. Yani şöyle basit bir örnek vereyim. Bugün Bursa'da hava yağmurluydu.
diye bir cümle kullandım. Birisi beni aradı. Yanımdaki dedi ki hayır ya ben Nilüfer'deydim, yağmur yağmadı. Anlatabildim mi? Genelleme yapıyorum. Bursa'da yağmur yağdı diyorum işte. Birkaç yere yağmış. Şimdi tamamını ölçmemiz gerekmiyor. Bursa'daki bütün yüz ölçümü ne kadarsa oraya yağmur yağdığını söylemek için. Anlatabildim demek istediniz. Dolayısıyla sizin dediğiniz gibi Newton'ı dünyanın en önemli bilim insanı olarak kabul etmeyen çok ciddi bir kitle var. Ama genel olarak işte söz sahibi olan 1000 kişi kabul ediyorsa, 1000 kişi varsa bunun diyelim 500'ü kabul ediyorsa, 600'ü kabul ediyorsa öyle kabul edilir. Okuma, bilim tarihi okuması George Sarton'la başlamıştır. Yine Atatürk'ün Amerika'ya gönderdiği 8 saat Atatürk Lisesi'ndeki sınavına girdiği biliyorsunuz Aydın Sayılı Hoca, Türkiye'den yurt dışına gidip bilim doktorası alanında, ilk bilim tarihi alanında özür dilerim, ilk doktora yapan rahmetli hocamız. Onlar da başladı, daha yeni başladı. Yani Aydın Sayılı Hoca vefat edildi, şurada 20-30 sene oldu yani. Bunlar hepsi yeni tartışmalar. Haklısınız, haksız değilsiniz yani. Ama bunlar genellemeci ve indirgemeci konuşur. Onu demeye çalıştım. Anlatabildim mi? Söylediğim her şeyi yanlışlayabilirsiniz burada ve söylediğiniz doğrudur. Çünkü doğru çoktur, gerçek tektir. Biz gerçekleri konuşmuyoruz şu anda. Onu söylemek istedim. Başka sorusu olan var mı? Herkesi doğrusu kendine. Elbette. Felsefe bu demek zaten. Yani dünyanın bütün büyük, şu anda Harvard'ın hocaları dahil, sınıfta ders anlatırken asla ve asla bu budur, dırlı cümle kullanmazlar. Sınıfta tartışma ortamı ister. Yani biraz önce şunu söylemek istedim. Tek fikir, tek doğru ya da tek gerçek fikri ben söylüyorum, sen söylüyorsan ilerleme olmuyor zaten. Felsefenin tarifi ederken eleştirel düşünce denmesinin sebebi de bu. Yani sabah kalktığımızda fiziksel olarak kendimizi eleştirdiğimiz için eleştiren insanlara bugün ne kadar güzelsin diyoruz. Niye? Kalktın, duşunu aldın, tıraşını oldun ya da saçlarını düzelttin, temiz kıyafetlerini giydin. Bunların hepsi eleştiridir aslında. Maddi eleştiri. Bu tarafta da manevi eleştiri veya zihinsel eleştiriden bahsediyoruz. Bunun doğrusu yok ki bugün işte beyaz gömlek giymişsiniz, yarın siyah gömlek giyebilirsiniz. Yok değil mi? İşte onu pembe demeyeyim diye şey yaptım ama gül kurusu diyecektim. Onu o aklıma gelmeyince şey yaptı. Başka sorusu olan var mı? Ne kadar konuştuk? Süre ne kadar oldu? Efendim? 45. Yeterli mi? Mesela Sakarya Odası'nda bir ikinci yaptığımda tabii daha çok kitabı okuyunca hocamın dediği gibi farklı oluyor. 4,5 saat süren seminerlerimde oldu. Bu tamamen dediğim gibi Haziran'ın talebi oradan gelmişti. Bilgiyi talep etmek, tartışmak ondan sonra. Şunu diyecektim. Eski hocaların tamamında dersi yapar hoca mesela. Kaç bin yıllık kayıtlar var elimizde. Eğer tartışma olmadıysa bugün hiçbir şey öğrenmedik diye çıkarlar. Hepimiz aynı şeyi düşünüyorsak tek kişi izlerler falan. Bu çok basic anlatılan şey hikayelerdir bunlar. Bunun önemini gösterir. Çünkü 45 dakika dedik, 1,5 saat bekleyen belli bir kitle oldu da başkanım, o yüzden diyorum hani soru yoksa kitap burada, okumanız lazım, tartışmamız lazım. Tek dükkanla çarşı olmaz, tek çiçekle bahar olmaz. Mesleğimizin felsefesiyle ve tarihiyle ne kadar ilgilenirsek mesleğin geleceği dedik ya, bir muhasebecinin en büyük özelliği, özellikle Avrupa'da geçen yüzyıl kolonlar savaşının yapıldığı dönemde ne demek? Borç ve alacak kolonu 2 tane mi olacak, 4 tane mi, 5 tane mi olacak tartışması, çok sert akademik tartışmalara sahne olduğu için tarihe, muhasebe tarihine kolonlar savaşı diye geçer. O dönemden bize mirastır bütün bu çalışmalar. Umuyorum Bursa Odası'nda bir kişi bile olsa, bir meslektaşımız bile olsa, Aydın Sayılı olsun, hocalarımızın tek şeyi her seminerde en az bir, en fazla 3 kişiyi kazanmaktır. Okumaya, tartışmaya, o kültürün içerisine çekmeye. Özellikle stajyerleri çok isterim. Sedat Peker'in de gibi 40 yaş üstünü eğmek, bükmek zor oluyor. Eğitim eğmekten geliyor çünkü adam bilimsel bir şey söylüyor herif aslında. Umarım bir kişi ya da 3 kişi olsa en azından mesleğinin tarihini, felsefesini, bizim mesleğimizin tarihini araştıran,
bunun için ekstra zaman harcayan, hani ders anlatmak, lecture'lık dışında geleceğe şimdiden öyle bir meslektaş kazandırmışız diye hayal ediyorum. Sorunuz yoksa teşekkür ediyorum. Tabii sorabilirsin, buyur abi, ne demek? Ya şimdi şöyle diyeyim ben. Hani biz bir dünya düzdür diyorsan düzdür. Bak tartışmıyoruz bunu. Biraz hayır, bir şey sanıyorum siz dünya düz diyorsunuz. Olabilir, ben de düz. Ben demiyorum. Olabilir, olabilir. Yani şey demiyorum. Sizi yanlışlamadım asla. Çünkü yani bir nesnellik denen bir kategori var. Evet. Yani bazı şeyler kabul edilmiştir. Bunlar ben kendi doğru yani Ayhan biraz da espri yaptı ama böyle hiç de duymadım herkesin, kendi doğrusu var diye ha, bir evet. şey iyi ben kabul etmiyorum. Yani bunca felsefe, bunca kabul bilimsel... etmemekte de haklısınız abi. Bir sorun yok. İstediğiniz kabul ya, edin yani. Yani bu hepsi şekilde çok doğal. Bak bu şekilde doğal. Tartışamıyoruz. Farkında mısınız? Yani bir yani tam felsefenin de ruhuna aykırı bir şey tartışamamak. Yani sizin söylediklerinizi size göre haklıdır deyip kenara çekilebiliriz yani öyle olamaz. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Biraz hayır, daha argümanınızı anladım ve haklısınız dedim. Bir şey demedim. Haksızsın mı diyeyim abi? Yani çok fazlasıyla şu anda haksız olmayı istiyorum da o açıdan söylüyorum. Çok şimdi, güzel. Şimdi şöyle diyeyim. Yani bunca standartı olan, standartlarla iş yapan bir disiplin diyeyim. Yani ben hani tekniği de biraz farklı anlaşılır diye kullanmayacağım. Bir muhasebe disiplini. Kendisi ölçme, tartma, işte sayma gibi bir envantere bağlı bir işlem yapan bir disiplini felsefeye veya bilime oturturken gerçekten de çok zor bir iddiada bulunduğunuzun farkında mısınız? Yani bunu akademi dünyası kabul etti mi? Ediyor mu? Ne durumdadır? Biz çok duymuyoruz yani muhasebe fakültelerinde benim hocam bu işin yani iktisat soruyu işletme, sordu cevabı da veriyor diyor. Evet Ali abi. İktisat işletme ve onun bir alt kolu olan muhasebe işte çift taraflı teknik bir konudan ibarettir. Az bir şey değildir. Yapılan basitmiş basicmiş gibi görünür ama aslında işte biz Luca biliyorduk. Çift taraflı defter tutma meselesi çok önemli parlak bir buluştur aslında. Fakat yine de bunların hepsi teknik düzeyde kendisine açıklaması gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşların da tartışmaya katılması bakımında. Şimdi dünyanın ağırlığı diyelim. Bu benim şeyim değil tabii. Alexander Coiré diye bir Rus bilim tarihçisinden okumuştum. Dünyanın ağırlığını ölçmeye kalkarsanız bu tekniktir. Dünyanın ağırlığını hesaplamaya kalkarsanız bu bir bilimdir ve bir yönüyle de felsefedir diye. Çünkü bazı sabiteler kendisine kurar ve oradan masa başında ağırlığı hesaplayarak bir bilimsel iş yapmış olur. Ama dünyanın ağırlığını ne zamanki teknik bir, teknolojik bir cihazla ölçmeyi başarabilirsek bu artık bilimin konusu olmaktan çıkar. Dolayısıyla bizim muhasebede yıl sonunda yapmış olduğumuz envanter, bazı cihazlar hatta yani çıplak ellerimize yapmış olduğumuz envanterler sonucunda bir bilançoya, bilançonun ana kalemlerine ulaşmış oluyoruz. Evet. O yüzden de yani bu felsefe meselesinin, muhasebe konusunun bir felsefe ve bilim olduğuna gerçekten emin miyiz, değil miyiz? Akademi bunu ne düzeyde, özellikle Türkiye'deki akademi bunu ne düzeyde kabul ediyor? Kabul ederken hangi ekolü kullanıyor? Yapısalcılığı mı, ampirizmi mi, tarihselciliği mi? Veya pozitivizmi kullanarak bu sonuca ulaşıyor. Bunları merak ediyorum. Siz hangi ekolden gelerek muhasebenin bir felsefe olabileceğini iddia ediyorsunuz? Teşekkür ederim. Buyurun. Evet. Yeşim miydi, Şebnem miydi? İkisinden Yeşim. Bir stajyerimiz olarak. Evet, ne anladın Yeşim? Açarsanız. Şimdi çıkıyor. Şimdi benim anladığım kadarıyla orada bir metin okumuştu beyefendi. Orada en alt kısımda şey yazıyordu. Yani bu işin sonundaki kısımda vicdan ve ahlaki olan kısım felsefeye girmiyor mu? Evet yani doğru üçünden, tam. Üç ayıran var, dört ayıran var biraz önce söylediğim evet. gibi. Yani evet. Önemli saç ayaklarından bir tanesi. Bilanço, mizan evet. veriyoruz. Bu tekniğe göre oluyor, bu şeye göre oluyor. Olması gerektiği gibi ama diyelim ki işte ahlaki olmayan kısmı işte ahlaki bir işte müşterinin istediği bir şey
fatura işleme vesaire olmayan bir şey yapma. Yani felsefe burada olmuyor mu? Oluyor. Ahlaki kısmı yani. Felsefe hayatın her anında oluyor. Ben öyle anladım. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Abdestsiz namaz kılınırım diye. 5 dakika bekleyin demiş. İçeri girmiş çıkmış. Valla kıldım oldu demiş. Şimdi anlatabildim mi? Yani beyefendinin dediği kısım teknik kısım. Bizim işimiz hep teknikle ilgili diyor. Felsefe bunun neresinde diyor. Felsefe tamamen vicdani, ahlaki, etik. O değerlerle olmuyor mu? Ben mi yanlış anlıyorum? Şöyle. Ali abinin olayı şu. Tabii bu bilim dünyasında her şey misliyle eleştirilir. Eleştiri bir saygı ifadesidir. Yani onun kullandığı her cümle bana ne kadar saygı duyduğunu veya benim ilmime, benim çalışmalarıma veya bir başkasınınkine o anlama geldiği için çok kıymetli benim için. Benimle yakın çalışanlar bilir yıllardan beri. Mesela ben bir makale, bir çalışma, bir paragraf bile yazdığım zaman harika olmuş diyeni dinlemem. Yani övgüyü sevmem. Fazla övgüde bulunanı engellerim bile hani sosyal medyada. Ama oradan bana bir eleştiri gelirse harika bir şeydir. Öğrenmemi ilerletir. Nasıl sabah işte kıyafetinizi değiştiriyorsunuz dedim ya. Her eleştiri sizi daha da güzelleştirir. Ali Bey'in yaptığı gibi buradaki her fikirsel eleştirisi benim buradaki şeyi iyi anlatamadığımı, daha iyi anlatmam gerektiğimi gösterir. Özellikle mesela bu kadar değerli meslektaşların, abilerinizin, üstadlarınızın tabii şu var, misliyle dedim ya mesela kitap eleştirir, onu demeye çalışıyorum. Tweet eleştirilir. Makale eleştirilir. Kitabı okumuş olsa çok daha fazla besleneceğimin farkındayım. O şimdi haklı olarak hani yokmuş gibi şey yapıyorum. Tartışmak istiyor. Tartışacak bir şeydi. Ya yani sonu yok, ucu yok, şeyi yok. Yoruldum bu tip şeylerden bilmem ne. Okursun kitabın ilgili bölümüyle ilgili eleştiri yazarsın. Başımın tacıdır mesela. En sevdiğim şey bu artık. Yazılı haberleşme. Konuşarak haberleşme artık çok yoruyor beni. Ve gerçekten de binlerce yıllık tartışmaları inceleyip denetlediğimde herkes haklı. Yani ne dedim bakın biraz önce Immanuel Kant'tan bir örnek verdim. 3-5 sorun kaldı. 3 ay ki kitap fuarına yetişeceğim dedi kadın. Efendim 10 yıl sonra anca oraya gidebiliyorsun. Bunlar böyle emekler. Söylediklerin hepsi doğrudur. Sadece şu şeye cevap vereyim. Hani kişisel bir şeyine cevap vermiş olayım. Ben fütüristim. Tamamen hayata o pencereden bakarım. Bu da yetmedi adama. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Ali abi artık sana şey yok abi, mikrofon yok, bitti. Dışarıda konuşacağız. Ali Bey, öncelikle sunumunuz için ben şahsım adıma çok teşekkür ediyorum. Açıkçası hiç muhasebeyi... Çok geç kalınca sunumu da evet, çeşit çeşit yapabildim. Hayalimdeki sunum açılış olmadı, kusura bakmayın. Açılış nedeniyle biraz geciktik ama yani bir bakış açısı oldu benim açımdan. Muhasebenin felsefesini ki kitabınıza kesinlikle okuyacağım. Ben anlattıklarınızdan şöyle bir şey yorumladım ama bilmiyorum ne kadar doğru. Geçen ay bizim kampımızda bir etik çalıştayımız da oldu. Bizim mesleğimizde aslında yasamızda olmayan ama birçok yaşadığımız sorunlarımız var. Bunlar birçok siyasi meslek siyasetinde hatta seçim zamanları sürekli gündeme gelen konular da olabiliyor. Ve biz bir türlü bir takım sorunları çözemiyoruz. Yani bunların temel dayanağı da aslında Çalıştay'dan çıkardığımız sonuçta etik değerlerle ilgiliydi aslında. Sanırım muhasebenin felsefesiyle hiç ilgilenmediğimiz için bu sorunları da aşamıyor olabilir miyiz? Belki biz de eğitim hayatımızda biraz muhasebenin felsefesiyle ilgili bu taraftan da bir bilgi almış olsaydık. Mutlaka, belki şu anda bu sorunları da aslında konuşmuyor olurduk birçok sorunu. Tabii mutlaka etkisi var, olmaz mı? Yani şöyle söyleyeyim, mesela hiç tek geldiniz mi? Bursa'da var mı bilmiyorum ama İstanbul'da genç avukatlar para biriktirirler, parası yoksa bile. Tecrübeli avukat üstadlarının yanına bir gün gider, daha doğrusu o tecrübeli avukat onun ofisine gelir. Bu en son geçen seneki rakamlar, günlük 5.000 lira para öderler onlara. Bazen günde 2 kere müdahale eder sadece, şans. Yani özellikle yoğun olduğu günler çağırırlar o üstadlarını. Oturmasından kalkmasına, cümle kurmasına. Yani bizim bütün şeyimiz iletişim. İletişimi güçlü olup da başarısız bir muhasebeci olamaz. O yüzden mesela bütün stajyerlere, hazır aklıma birkaç kişi var denk gelmiş. Yani dünya klasikleri dediğimiz tüm romanları okumalar. Roman okumadan bu işi yapamazsınız mesela. Cümle kurmanız gerekiyor karşınızdakine, vergi dairesine, mükellefe. Bir örnek vereyim gençler için o zaman. Canlı yayınlanmıyor değil mi? Rahatsız yani şey yok. Efendim? Kesmekle de kimse uğraşmıyor.
Neyi kesmekte anlamadım ama. Ha. Ha, YouTube'da çıkacak. Ha. Şöyle şey yapayım. Başka bir örnek bulayım. Daha böyle keyifli. Ya çok hani ego gibi algılanmayacak bir şey bulmaya çalışıyorum da. Kayıt olmayınca rahat konuşuyorsun. Şöyle bir gün çok, benim 5 tane mükellefim var. Onlardan geçiniyorum diyelim. Bir gün toplantıdayız. İşte ben mali müşavirim. 2 tane yeminim var toplantıda. İşte uluslararası denetim firmasının şey yeminisi var bilmem ne. Muhasebedeki çocuklar zaten benden daha iyi biliyorlar. Hepsinin ruhsatı var falan. Toplantıda 6-7 kişi var. Bir de bir genel müdür danışmanı falan var bir abimiz. Şey oldu. İşte mali işlerle ilgili ya toplantı. Şahin abi ya asgari ücretin maliyeti falan lafı geçti. Herkes bana baktı. Patron dedi ki Ali Hoca nereden bilecek dedi. Yani müthiş bir gururdu benim için bu. Ve işin garibi, hayatımda ilk defa da bir toplantıya girerken şunu asgari ücreti sorarlar, şimdi lafı geçer, şunun maliyeti kaçtı diye baktım, biliyordum yani bir dakika öncesinde. O kadar güzel bir imaj vermişim ki hayal ettiğim oydu. Adam benim muhasebe bilgime para vermiyor. Bakın bugün Ekim'in 7'si, Eylül ayının sonunun gerçek raporunu biz 45-30 gün sonra ne vereceğiz? Kasım'ın kaçında vereceğiz? 17'si vereceğiz. Düşünün kendinizi şirket sahibi yerine koyun. Mali raporlarınızı almışsınız, 1-1,5 ay sonra muhasebeci çok iyi bir muhasebe, dünyanın en iyi muhasebesi vermiş. Ciddi alır mısınız o adamı? Almazsınız verdiği bilgiyi. Çünkü 45 gündür bir sürü karar verdiniz. Anlatabildim mi? Eskiden bu bilgiyi vermek para ediyordu. Ne zaman ediyordu? İşte Osman Altuğ, Oktay Güvenli, Hacı Rüstem Hoca'nın, Rüstemoğlu Hoca'nın zamanında muhasebe ciddi bir bilgi sistemiydi. Mesela doların bir sene önce kaç para olduğunu bilmek eskiden kıymetliydi, para ediyordu. Bugün girin Google'a, FED 4. FED kurulduğundan beri, 1913'ten beri kur saniye saniye bütün dolar TL kuru var. Ama ne eksik? Bir saniye sonrasını söyleyebiliyor musun sen bana kardeşim? İşte bunu analiz diyoruz. O yüzden Farabi der ki, mantık bilmeyen ilmine güven olmaz. Mantık ne değil, nedir? Burada bir dertler, problemler akan bir nehir var. Siz bu taraftasınız, karşıda yeşil yere geçmeniz gerekiyor. Bir köprüye ihtiyacınız var. Der ki işte sizi buradan o pislikten temiz tarafa, problemlerden huzurlu tarafa geçiren köprünün adı mantıktır der. Gelişmemiş ülkelerin tamamında felsefe ya da mantık dinsizlik olarak algılatılır. Ki işte Müslüman bir şeydeyiz, Müslüman dininin, Müslümanların yoğun olduğu bir ülkedeyiz mesela. 47 yerde direkt emir olmasına rağmen, Kur'an-ı Kerim'de akletmeyenlerin üzerine pislik yağdırın demesine rağmen, felsefe dersinin, akletme dersinin, akıl yürütme dersinin yasak olduğu, işte ne bileyim kötülendiği bir şeydeyiz. Nereden nereye bağladım, ne sormuşlardı acaba? Soruyu unuttum. Yani artık bize, gençler, stajyerlere söylüyorum. İleride muhasebe biliyorsunuz diye para verilmeyecek. Katip tarafı muhasebeyi biliyor olmanız lazım. Çelebi tarafı örfünüzle, adabınızla, işte roman okuyarak, kendinizi ifade ederek, analiz gücünüzle patron ona para veriyor artık. Sen ondan daha, affedersin, düşük zekalı olduğun için, onun muhasebecisi değilsin. Sermayen olmadığı için bu mesleğin bütün üyeleri orta halli ailelerden gelir. Patrondan daha zeki olabilirsin. Andre Carnegie diye bir adam var. Hepiniz belki bilirsiniz. Amerika'da 1950'lerde milyar dolarlar kazanıyor ve buna bir soru soruyor. İşte bırakıyor işi, gücü, çocuk yetiştiriyor, insan yetiştiriyor falan. Diyorlar ki ya bu kadar serveti nasıl kazandın mı? 43 tane yanında dolar milyoneri çalıştırmış adam. Bunu nasıl başardın bu şeyleri diyor. Mezar taşıma yazacağım diyor. Öldüğü zaman mezar taşında şu anda o adamın şey yazıyor. Her zaman kendisinden daha akıllı adamlarla çalışmıştır. Patronlar, gerçek patronlar, sanayiciler efendim, kendisinden daha akıllı muhasebeciyle çalışmak. Öbürleri esnaf, esnafın ayağı kırık olur. Onlardan bahsetmiyorum. Yani işte yani PricewaterhouseCoopers'ta 1500 tane meslektaşımız var. Beyannameler ertelenmiş, işte haksızlık, rekabet, böyle bir şey adamın şeyinde yok, literatürde yok ya. Mesela ben 30 yıldır bu işi yapıyorum. Hiç haksız rekabette karşılaşmadım. Hiç angarya ile karşılaşmadım. Hiç tahsilat sorunu yaşamadım. Size bağlı bu.
Bilecik Başkanı vardı 10 sene önce bir seminer yaptık. Tahsilatta abi dedim parasını almadan işini yapma geçen sene gittiğimiz diyor. Ya çok doğru söylüyorsun. Ya bu kadar basit parasını almadığın birisi senin müşterine ki düşman. Evet neyse başka sorusu olan var. Efendim? E tabi yani şöyle düşünün, bir doktor diyor ki ben ameliyat yapıyorum, parayı alamıyorum, Sağlık Bakanlığı benim paramı tahsil etsin. Ne kadar aciz bir laf. Yakışıyor mu bu kadar eğitimli birisine? Düşünün bak ne kadar utanç verici bir tabirimiz var. Doktorların bıçak parası diye bir tabiri var. Dün anlattım gençlere, onu şey yapmak istemiyorum ama dünyada 4 kutsal meslek olmuştur tarih boyunca Ayhan Bey. Bir katiplik, melek demek. 2. Yine hikmet kökünden gelen hakim, hekim ve hakem. Bu 4 mesleği kutsal yapan bir sürü argüman var ama şu anda yeri geldiği için söyleyeyim. En temel argüman şudur. Bu meslekler zengin olmak için yapılmaz. Geçimlik iştir. Toplumsal saygınlığı olduğu için yapılır. Yani bir peygamber zengin olamaz mesela. Onun ardıları da zengin olamaz. O yüzden bir ülkeye bakın. Bilmem kimin ardılı diyor. O nasıl yaşıyor, o nasıl yaşıyor. Oradan çözersiniz bütün matematiği. Fiyat asla yalan söylemez çünkü fiyat yanıltmaz sizi. Benim söylemek istediğim gelecekte muhasebe mesleğinin geleceğinde muhasebe mesleği bitecek diye bir şey yok. Form değiştiriyor. Her şey gibi değiştiriyor yani. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Bilgiye değil analizinize, analiz yeteneğinize para verecekler. Bunun için bir mantık bilimini iyi öğrenmeniz gerekiyor. İki çok iyi romanı, çok fazla roman okumanız gerekiyor. Hayal gücünüz de yüksek olması lazım. Kendinizi iyi ifade edebilmeniz lazım. Çünkü sözcükler görüntü yüklenmiş ses dalgalarıdır. O ses dalgasıyla, o lafızla o vergi dairesi müdürünün, bir meslektaşınız, yarın evleneceksiniz eşinizin veya çocuğunuzun, yani bir anne duygusunu ifade edemiyorsa o çocuk yetişmiyor. Yani köpek gördüğü zaman çocuk birdenbire şey yapınca, aa korkma oğlum, korkma kızım dediği anda çocuğu bitiriyorsun zaten. Korkmadaki irkildi. Çünkü duygunu ifade edemezse bir anne, bir muhasebeci karşı tarafa, bizde duygu tabii ekstra oldu da, zor olur. Bir şey sordunuz, ben cevaplamadım mı? Ben buyurun başkan. Mikrofonu. Kayıt devam, evet başkanım. Açık mı, evet. Hocam felsefe ve muhasebe felsefesinden söz ettik. Tahsilat sorunum yok dediniz. Ben tartışma olsun diye söylüyorum aynı zamanda. Zaten müşteriniz olmadığı için olabilir mi? Tahsilat sorununuzun olmayışı. Var 5 tane müşterim var. Bir de şu felsefeyi koymamız gerekmiyor mu? Yani müşterinin aslında 45 gün sonra çıkacak tabloya para vermeyip de İşin felsefesini yapan adama para vermesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Şöyle ifade burayı edeyim. Atlamamalıyız gibi evet, geliyor bana. Şöyle ifade edeyim. Yani bir firma sahibi başarılıysa 30 yıldır mesela diyelim, muazzam bir zekaya sahiptir zaten. Yani birçok artı özelliği vardır. Bunlardan birisi de şirketin aktif ve pasifindeki kalemler var ya, hani hesap planından alıp getirilmiş. Gelir tablosu ve satış maliyeti tablosu. Bir üç tabloyu bilmiyor olmasına rağmen muazzam bir şekilde bu tablo anlık olarak gözünün önündedir. Bana söyleyin bir tane 30 yıldır faal olan bir sanayici mükellefinize gidin. Ben çok yaptım bu deneyi. Stokları ona veren çocuğa deyin ki şu stoğu yanlış girdiğin, patron baktığı anda anlayacaktır. Yanlış diyecektir. Demeyen kişi batıyor zaten. Zaten bilançoyu biliyor. Bilmeyen batar. Dünyada iki şey var geriye dönük yapılan başkanım. Birisi bahçe bellemek, diğeri muhasebe. Geriye dönük yapılan şeyi yaparsanız, orada bırakırsanız kendiniz, yani muhasebenin operatörlük tarafını yaparsanız para kazanırsınız. Bu kadar basit bu. Bu doktorluk için de geçerli, bu marangozluk için de, bu her şey için geçerli. Yani klasik geleneksel masa yaparsanız, o klasik geleneksel masaya ödenen parayı ancak alırsınız. Oradan geliriniz olur. Yeni orijinal bir şey üretirseniz daha fazla kazanırsınız. Bu kadar basit. Muhasebenin geleceğe dönük bir tarafı da var. Raporlama tarafı var, analiz tarafı var. Yeni var. Yani mesela maliyet muhasebesi kaç yıllıktır sizce dünyada? Bugünkü anladığımız maliyet muhasebesi. Mesela şu anda kasa hesabıyla başlayan, işte beşli grupla biten bilanço kaç yıllıktır sizce dünyada? Fikri olan var mı? Okumanız gerekiyor, tartışma daha kaliteli olur derken onu söylüyorum. 50 yıldır var. Mesela 1950'lerdeki bilançolara bakın, ilk hesap sermayedir. Daha yeni oturdu bunlar. Bağımsız denetim kaç yıldır var? 110 yıldır İngiltere.
bugünün parasıyla 100 milyar poundun üzerinde para yatırdı. O bizim 4 şıkla ruhsat alıp bağımsız denetim ruhsatını asıyorsa tamamı tercümedir. Meyvesi ağaç olan para yok. Yani ağaca elma yetiştirerek, şey yapıştırarak elma ağacı haline getiremezsiniz. Şu anda yaptığımız o, kusura bakmayın. O etik bilmem ne dediniz ya, etik bir şeyler var ya bizim Turmop'un falan. Tamamı tercümedir. Turmop'un kendisi de tercümedir. 3568 de tercümedir. Anşane abi burada. Malıyla, mülküyle, parasıyla 30 sene önce bu odaların Turmop'un kurulmasını sağlayan kahramanlardan bir tanesi. Tamamı tercümedir. Yahu tamamı tercüme. Evet tamamı tercümedir ya. Tek düzen hesap planın tamamı tercümedir kardeşim. Ne var aklınıza, ne geliyor? Bankacılık kanunun tamamı tercümedir. Bulduğumuz tek bir şey var, kattığımız tek şey çift taraflı kayıt yöntemini biz bulduk. Onu da elin papazına şey yaptık. Bak bulduğumuz tek şey. E nasıl ilerleyebilirsin ekonomik olarak? Sahip olman gerekeni el aleme veriyorsun, almaman gerekenleri tercümeyle alıyorsun. Tercüme seni yansıtmıyor. Buna Göksel Yücel Hoca'nın güzel bir hatırası var. Onu paylaşayım sizinle. Audit kavramını ilk duyuyorlar İngiltere'de. 85'li yıllar yanlış hatırlamıyorsam Şahin abi. Bunu tercüme edip Türkiye'ye getiriyorlar. Tercüme ederken de Türkçesine audit kavramı bağımsız denetim diyorlar. Aradan 15 sene geçiyor. 95'li yıllar, 2000'li yıllara yaklaşıyoruz. Artık Türkiye'de de akademisyenler bağımsız denetim üzerine çalışmalar yapıyor ve İngiltere'de bir etkinliğe, üniversiteyi unuttum, bir etkinliğe gidiyorlar. Türkçe yazdılar, orada İngilizce sunacaklar ya. Bağımsız denetim kavramını, kavramlar önemli, independent audit diye çeviriyorlar. Göksel Hoca sunumunu yapıyor. Çok iyi bir İngilizcesi ve Almancası olan, benim bildiğim kadarıyla zaten İstanbul Erkek Lisesi mezunu adam. Sunumunu yapıyor. Fakat bütün hocalar, dinleyiciler ya diyor ki tamam güzel bir sunumdu, anladık falan da biz independent audit'in ne olduğunu anlayamadık. Ya diyor independent audit işte hani bağımsız denetim. Tercüme kavram ya. Adam diyor ki audit zaten bağımsız. Independent ne demek orada diyor. Biraz önce kebir defteri için dedim ya. Büyük defter deyip diyoruz. Ne büyüğü kardeşim? Alakası yok bugün yaptığımız tercümeyle. Ateşle ateş böceği kadar fark var işin felsefesiyle ilgilenmezsen. Niye sosyal itibarımız yok diye ağlayıp duruyoruz? Ya 40 yaşına 50 yaşına gelmiş bir insanı esnaftan 500 liraya alamıyorum, Maliye Bakanlığı alsın gibi bir aciz bir şey var. Ağaç mısın sen? Git yerde mesleğini değiştir, hiçbir şey beceremiyorsan. Böyle ağlak bir meslek grubu olabilir mi ya? Defter parası diye bir şey isteyebilir miyiz? Doktorların bıçak parası istemesi gibi. Ne kadar ayıp bir şey bu. Ekli aylık muhasebe ücretinin içinde kaç para alacaksan, kaç para yetiyorsa. Defter parası nedir ya? Ya sosyal medyada böyle bir tartışmanın dönmesi. Ha, istersin alırsın, bıçak parası da alırsın. Yani bunun dönmesi ne yani? Anlatabiliyor muyum? Aldım, alamadım, goy goy bilmem ne, hani takip ediyorum mesleği. Koca koca adamlar, gençler yapıyor diyelim. Zaten orta halli çocuklar giriyor bu mesleğe. Yani şurada iki tane binası olan çocuğunun muhasebeci olduğunu gördün mü siz hiç? Böyle bir şey yok. Nadirattan olabilir. Ama nadirattan örnek olmaz. Evet. Başkanım. Şimdi felsefesine döndük konu. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Şey, mikrofonu. Duyamadım. Şimdi duyabiliyorsunuz sanırım. Az önce ben fütüristim demiştiniz. Mesleğimizin geleceğiyle ilgili birkaç şeye değindiniz aslında konuşmanızda ama ben birazcık daha açmanızı rica ediyorum. Meslekle ilgili gelecekte neler olacağını düşünüyorsunuz? Ve bu gelecekte olacak gelecek noktaya biz nasıl hazırlanabiliriz acaba şimdiden? Evet, daha düzgün konuşmamız için roman okumamız gerektiğini söylediniz. Evet, analize daha çok yönelmemiz gerektiğini söylediniz ama ben birazcık daha yetmedi diyorsun, daha bir şeyler söyle. Daha açmanızı rica ederim. Bazen şey mesela de oluyor. Yapay zekalar var artık, birçok muhasebe programları artık otomatik yapıyor her şeyi, bunları biliyoruz ama biraz daha gelecekte acaba ne olacağız, mali müşavirler ne olacak? Vallahi siz de aynı yaşlardayız ikimiz anladığım kadarıyla. 46 ben, 47 evet, olacağım. Yani. Sizle benden bir şey olmaz hanımefendi. Yani gençler yaparsa yaparım. Net. Bugün başlasan Türkiye 22. ekonomiye mi düştü dünya sıralamasında? Öyle bir şey. 21 mi oldu? 22 mi oldu?
O taraflarda da kitapla değiniyorum. Çok haklısınız. Muhasebe bir algoritmalar zincirine dönüştü. Sadece esnafta dönüşmedi. Esnaftan devletin aldığı vergi %1'in altında olduğu için ciddiye almaz. Türk devleti vergide her zaman utanarak para alan bir devlettir. Her zaman hilal taktiği uygular. Eski savaştan kalma hilal taktiğini. O yüzden hazineyi de nereye koyacağını bilemez. Bir maliye bakanına bağlar, bir başbakana bağlar, bilmem ne yapar. Elinden gelse atacak yani mesela. Vergi almaya utanır. Utandığı için biz vergi hesaplıyormuş gibi yaparız. Mükellef ödüyormuş gibi yapar. Devlet de tahsil ediyormuş gibi yapar. Bizde her şey mışlı mışlı gider. Mışlı mışlı gittiği için de karşı tarafta bir itibar olmaz. Herkes bunun gerçek olmadığını, bir tiyatro olduğunu bilir. Bu tiyatro devam ettiği sürece Türkiye üzerinde söylersek aynı şey devam edecek. Düzelmesi için bugün başlarsak 600 yıl var benim hesaplamalarıma göre. İyiymiş. Bu, Osmanlı İmparatorluğu kadar da bir vaktimiz var. Ya, geri de gidebiliriz. Mesela geri gidersek daha hızlı ulaşırız. Yani oldukça geri gidiyoruz mesela. Hani 1923'e gelirsek, 100 yıl geri gidebilirsek şu anda 100. yıl kutluyoruz ya, 200 yıl ileri gitmiş olacağız. Bazen öyledir, bazen geri gitmek de iyidir yani gibi. Meslek dönüşecek, o dönüşüme hazır mısın? Şey, yani bizim problemlerimizden biri sadece muhasebe mesleğinde değil. 3,5 milyon çocuğumuz üniversite sınavına girdi. 50 bin kişinin üniversiteye kaydolması lazım. 500 bin çocuğu üniversiteye kaydedersen o ülkeden bir şey olmaz ekonomiste. İşsizliği gizleme formülleri bunlar geri kalmış ülkelerde. Koy koy işler. Mesela yani. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne baktınız mı? İBF kaçıncı sıradan çocuk alıyor diye. Çocuk Türkçe bilmiyor. Kaçıncı sıradan alıyor Ali abi? 304 bizimden Uludağ Üniversitesi çocuk alıyor. Bu çocuk Türkçe bilmiyor demektir. Yani bu çocuk yani ya işte Almanya modelini alıyoruz. Kendi aranızda konuşmayın falan yapar öyle hocalar. Şey için değil. Yani bizde işte yani Almanların güzel bir atasözü var. Demişler ki makamlarımız farklıdır, onurlarımız eşittir. Biz de hep çocuk işte üniversiteyi bitirecekmiş de masasazlık lan böyle yani marangozu onurlandırmıyoruz ki alnı terli olanı, eli yağlı olanı öpülese demiyoruz uzun süreden beri. Demediğimiz için çocuklar da işte falan fıstık yani hani bir de bir alıştım o konfora 15, 13-15 yaşında eğitim oradan gelir, eğmekten gelir dedik ya sanayide mi çalışacağım şeyine. Yani maalesef böyle yani bir yerde bir şey değildi kimse hani şunu çözünce o olmuyor. Yani o yüzden Leonardo da Vinci bunu çok güzel damıtmış. Her şey her şeye bağlıdır demiş yani. Nasıl çözeceğiz? Ne bileyim ben nasıl bana bazen odada soruyor oturumu. Hocam işte haksızlık abi ne bileyim ben nasıl çözeceğiz? Kardeşim sen varsın Arturmof'un başkanısın bilmem nesin ya sen çöz. Anlatabildim mi? O da çözemez yani. Onunla alakalı değil çünkü. Bütünsel bir şey bu. Yani işte dün lafını yaptık. Şurada noterler var değil mi? Noter ne demek? Tasdik. Tasdik makamı. Neydi? Kira kontratı tasdik ettirdiniz değil mi noterde? Hayatınız boyunca şirket kurarken falan. Ya, okudum evet. Hiç noter o kira kontratını. Okumadı hayır, değil mi? Hayır. Hemen tasdik etti. Amerika'da notere gittiniz mi hiç? İtalya'da, Fransa'da notere gidin bir bakıyorsun manifaturacı noterlik yapıyor. Söylüyorsun yazıyor para dedik adam dövecekti. Neden? İmzanı yan yana atıyorsun. Notere ihtiyaç yok. Noterin burada ihtiyaç burada derken gelişmemiş. Bütün ülkelerde böyle. Ne demek biliyor musun? Toplum yalancı demek. Sadece imzanı onaylıyor. Yarın itiraz etme diye. O yüzden okumadan onaylıyor senin getirdiğin herhangi çok bir sözleşmeyi. Çok ağır oldu bu, evet. Efendim? Çok ağır oldu bu. İşte felsefe konuşması bu. Felsefe yapalım bir derif. Ne yapalım? Yapıyoruz işte. Ya bu kadar yalancı bir tutum. Bak gene doğru. Genellemeci söylüyorum bak bunu toplumun tam alabi değil mesela onu kastetmiyoruz şu anda falan. toplumun geneli böyle. Yani doğunun en temel adetidir pusucu olması. Batının maalesef düelleci olması. 100 yıl öncesine kadar düellonun kuralları, kanunları var. Düelloya davet edince birisi gidiyorsun Nilüfer Belediyesi'ne para yatırıyorsun. Mezar parası, doktor parası, hakem parası. Burada sotede bekleyip ateş edersin. Ya da dedikodusunu yaparsın. Aynı kültür devam ediyor. Burada ekonomi olmaz. Piyasada bir şey yok burada. Mış gibi yapıyoruz her şeyi. Bunu konuşursak, hastalığımızı teşhis edersek o zaman tedaviye geçebiliriz. Yani benim buramda bir sivilce var. Ben bunu sürekli gizlersem, yok dersem ki yaptığımızı şu anda onu demeye çalışıyorum. Bu muhasebeci olabilir. Bu ticaret ve sanayi odası olabilir. Yani ben daha çok sanayi ve ticaret odalarına şey yapıyorum. Burada da aynı şekilde
Enflasyon yani geçen olabilir. Kümelenme modeli yapmaya çalışıyoruz mesela bir sanayi organize sanayi sitesinin içerisinde. Yani dinleseniz para verirsiniz adamlara. Sanki o fabrika benim değil. Şey benim. Yani o kadar bir yokluk anlatıyor ki adam. Anlatabildim mi demek istediğimi? Anladım, hepsi birbiriyle bağlantılı. O yüzden Spengler, Alman meşhur filozoflar der ki hiçbir şey lineer gitmez, her şey doğrusaldır der. Döner gene aynı yere gelir. Daire çizer. Müdür oradan gelir. Yani daireyi şey yapan, devir daimi devam ettiren demek. Başka sorusu olan var mı? Evet, başka sorusu yoksa bitirelim artık. Evet, tamam. Semineri bitirelim. Ön taraftan yok mu hocalar? Yokmuş. Var mıdır? Peki. Sunumlarından dolayı değerli konuğumuz Sayın Dursun Aliyaz'a teşekkür ediyoruz. Kendilerine günün anısına